psikologların ve psikiyatrların vardığı konsensus şu. OSHN diye kısaltıyorlar İngilizcesini ama işte 5 büyük faktör kuramı, kişiliğin 5 büyük faktör kuramı diye bir kuram yaratmışlar. Türkçesiyle şöyle, açıklık, yani deneyime açıklık her şeyden önce birincisi. İkincisi sorumluluk sahibi olmak ya da olmamak. Üçüncüsü dışa dönüklük ya da içe dönüklük, yani extrovert ya da introvert insanlar. Dördüncüsü uyumluluk. Agreeable, bunun İngilizcesi. Yani uyumlu musunuz ortamda yoksa itiraz etme eğiliminde misiniz? Beşincisi de duygusal denge. Yani duygularınız böyle stabil, sakin bir deniz gibi ufak ufak mı dalgalanıyor yoksa böyle kocaman kocaman tsunamiler mi oluşuyor? İçinizde Olaylar mı? fırtınalar mı kopuyor? İçinizde fırtınalar mı kopuyor? Yani bu beş şey üzerinden bir insanın kişiliğinin belirlenebileceğini, tarif edilebileceğini söylüyor. En azından psikologların genel konsensusu bu yönde. İşte bu beş faktör kuramı bir şey gibi, hani o eski şeyli LED ışıklı equalizer'lar vardı ya, böyle şeyin sesin hangi dalga boyları daha fazlaysa oradakiler yanıyordu ve belli bir grafik çıkıyordu. Hatta eski Winamp bilmezler, yeni Yeni kuşaktan kuşak bilmez. Winamp Winamp vardı. Ne güzel Winamp yanar mısın? vardı. O Winamp'taki sese hangi hertzinde ne kadar işte yoğun bir şey alıyorsanız, yoğunluk alıyorsanız ona göre yanıp sönen bir Bir de yükselti, bir şeyler de grafik vardı. dağılım.